Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda Adana'dayız, Teknofest'teyiz. İnanılmaz mutluyuz. Neden? Çünkü gençler burada teknolojiyle beraber harika zaman geçiriyor. Ama odak noktamız neydi? Yapay zeka. Peki yapay zekadaki en önemli ihtiyacımız ne? Yetişmiş insan kaynağı. Bununla alakalı harika bir standı gezdireceğim. Çünkü Google Türkiye'nin söylemek istedikleri var. Önce standı gezelim, sonrasında yeniden buradayız. Yapay zeka sadece Teknofest'in değil, aynı zamanda ülkemizin de gündeminde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayınlamış olduğu ulusal yapay zeka stratejisiyle bunun ne kadar önemli olduğunu hepimize göstermişti. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı birazdan buraya gelecek ve önemli bir işbirliğine imza atacaklar. Dilerseniz o anı hiç kaçırmayalım. Gelin beraber gidelim. Hayırlı uğurlu olsun. Geleneksel eğitim uygulamaları çok kıymetli elbette. Yani örgün eğitim içerisinde, üniversite müfredatlarında sunulan eğitim imkanları elbette temel eğitim imkanları. Ama inanın bütün dünyada bu geleneksel uygulamalar yeniliklere ayak uydurmakta güçlük çekebiliyorlar. Dolayısıyla böyle destekleyici projelerin varlığı aslında gençlerimiz için çok kıymetli. Özellikle gençlerin bu alanlarda en ileri uygulamaları doğrudan müşahede etmeleri, tanımaları ve kendi özgün, yenilikçi, yaratıcı projelerini hayata geçirmeleri adına bu gibi programları ben çok kıymetli buluyorum. Bütün paydaşlarımıza, Google'a, Girişimcilik Vakfı'na, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimize de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes elini taşın altına koydu. Bu proje bugünlere geldi. Ümit ediyorum ki bundan sonra büyüyerek devam edecek. Siz yapay zekayı hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Yani tabii günlük asistan olarak kullanıyorum. Sadece ben değil, benim ufaklıklar var 10 yaşında. Onlar da çok etkin kullanıyorlar. Yani sürekli yapay zeka ile iletişim halindeler. Tabii ne kadar güvenli bir yapay zeka kullandığımız konusunda şüphe duymuyor değilim. Çünkü nihayetinde maalesef dünyayla yaygınlaşan uygulamaların pek çoğunun algoritmalarının hangi kurallarla çalıştığını, hangi verilerle beslendiklerini yeterince şeffaf şekilde bilemiyoruz. Ümit ediyorum ki insanlık bu konuya bir konsensüsle, bir ittifakla çözüm geliştirecektir. Bu arada da ümit ediyorum ki bizim milli yapay zeka girişimlerimiz, milli yapay zeka projelerimiz yükselecektir. Ama bu bir yarış, küresel bir yarış. Yapay zeka gerçekten dünyayı hızlı değiştirecek. Bütün sektörleri çok hızlı dönüştürecek. Biz de aslında genç nüfusumuzla, dinamik nüfusumuzla ve sanayideki kabiliyetlerimizle yapay zekadan en ileri düzeyde katma değer oluşturabilecek ülkeler arasında görülüyoruz. Ve hali hazırda Türkiye uluslararası istatistiklerde yapay zeka hazırlık endekslerinde iyi bir düzeyde. Ama şu da bir gerçek, rakiplerimiz çok fazla yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bizim de hem insan kaynağına hem donanım altyapısına çok hızlı yatırım yapmamız lazım. Biliyorsunuz TÜBİTAK'ta Turuba'da ARF hesaplama kümesini devreye aldık. Binlerce araştırmacımızın hizmetine sunduk. Orada dünyada hali hazırda, son endeks henüz yayınlanmadı ama yaklaşık 320. sıradayız. Yani 320. güçlü süper bilgisayar bizim süper bilgisayarımız. Ama son devreye aldığımız ARF hesaplama kümesiyle birlikte GPU'ya yaptığımız yatırımla inanıyorum ki ilk 200'lere doğru gideceğiz. Ama uluslararası işbirliklerini de önemsiyoruz. Avrupa Birliği projesi kapsamında İspanya'da, Barcelona'da dünyanın 8. en güçlü süper bilgisayarı Mare Nostrum 5'e ortak olduk. Ve onu şimdi Türkiye'den yapay zeka geliştiricilerin hizmetine sunduk. Yani burada özellikle GPU kaynaklarına erişim yapay zeka geliştiriciler için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Bir yandan bu donanım ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Bir yandan bir an evvel 5G'ye geçişi Türkiye'de inşallah gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü 5G ve yapay zeka birbirinin adeta mütemmim cüzleri. Dolayısıyla daha hızlı bağlantı, daha gecikmesiz bağlantı. Ben az önce Turkcell standında Gebze'de bir ekskavatör kullandım. Buradan 5G ile bağlantı yaparak 24 milisaniye gecikmeyle
Gebze'deki ekskavatörü ki hayatımdaki ilk ekskavatör tecrübem olmuş oldu. Hep seyrederiz, milli sporlarımızdandır biliyorsun. Ama ilk kez kullanmış oldum. Dolayısıyla bu dönüşümü de hızlandırmalıyız. Yani 5G'yi de inşallah önümüzdeki dönemde hızlandıracağız. 5G'nin üretim tesislerinde kullanımını hızlandıracağız. Ama biz bütün bunları yaparken en fazla insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden bu program, bu proje çok değerli. Ben bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu projenin önemli paydaşları var. O paydaşlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle Teknofest ortamını sormak istiyoruz. Nasıl buldunuz? Teknofest her zamanki gibi coşkulu başladı. Esasen Teknofest sadece düzenlendiği ilde değil, tüm Türkiye'de etkisini hissettiriyor, heyecanını hissettiriyor. Bu yıl 1 milyon 650 bine yakın öğrenci yarışmalara başvurdu. Bunların ailelerini, arkadaşlarını ve yakınlarını da düşünün. Dolayısıyla ülkenin her noktasından bu heyecana ortak olan bir geniş bir kitle var. Ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın devam ettirdiği, desteklediği bir yapay zeka stratejisi var. Bu stratejiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ülkemizin ilk yapay zeka stratejisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte hazırladık. 2001 yılında yayınladık. Bununla birlikte bir de eylem planımız var. Eylem planını da aynı yıl hayata geçirdik. Tabii yapay zeka alanındaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Biz yapay zeka stratejimizi yayınladığımızda henüz ChatGPT yoktu. Dolayısıyla gelişiyle beraber bir takım önemli değişiklikler de gerçekleştirdi. Biz de bu doğrultuda eylem planımızı geliştirdik, güncelledik, revize ettik. Stratejimizin birçok ana odağı var. Bunlardan bir tanesinden özellikle bahsedeyim. Yapay zeka alanındaki insan kaynağı kapasitesini inşa etmek noktasında bir temel yaklaşımımız var. Bu noktada 20'ye yakın eylem yer alıyor. Bunların birçoğunu farklı kurumlarımız üstlenmiş durumda. Ofis olarak biz de bu anlamda yürüttüğümüz şeyler, üstlendiğimiz faaliyetler var. Az önce videoda izlemiş olduğunuz yapay zeka özellikleri Google Türkiye'nin sunmuş olduğu vizyonla beraber inanılmaz işler ortaya koyabiliyor. Peki burada acaba Google'ın asıl aktarmak istediği mesaj ne? Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ile sizleri baş başa bırakacağım. Mehmet Bey yine Teknofest'teyiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ortamı nasıl buldunuz? Vallahi oldukça fazla enerji var. Bu çok güzel bir şey. Bizler de çok mutluyuz. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz yıllardır yaptığımız oyun uygulama akademisini yeniden revize ettik. İçeriklerini yapay zeka Cumhurbaşkanlığı'nın da özellikle bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yaptığı yapay zeka dijital strateji kapsamında okuryazarlığın geliştirilmesi en öncelikli konulardan biri. Biz de içeriklerimizi güncelleyerek yapay zeka ve teknoloji akademisine dönüştürdük. Onun da lansmanını yapıyoruz bugün. Bu arada ben çok teşekkür ederim özellikle genç arkadaşlar adına. Çünkü bu akademiyi duyururken çok heyecan vardı. Aradan 3 yıl geçti. Neler söylemek istersiniz bu 3 yılla ilgili? Bakın esasında yolculuk çok daha uzun. Yaklaşık internet, mobil dönüşüm, şimdi yapay zeka dönüşümün başlangıcındayız. Yani biz 18 yıldır Google olarak bu dijitalleşme yolculuğunun, Türkiye'nin geçtiği dijitalleşme yolculuğunun içerisinde sorumlu bir partner olarak tüm kamu ve STK, sivil toplum kuruluşları işbirlikleriyle beraber o kadar çok program hayata geçirdik ki en öncelikli misyonumuz bizim teknolojinin her katmana, her kesime erişilebilir kılınması oldu. İkincisi de yetkinlik havuzunun genişletilmesi. Neden? Çünkü sadece teknolojiyi tüketen değil, üreten de bir toplum olmamız için. Bunun da beraberce Oyun Uygulama Akademisi yanı sıra bizim dijital atölyelerimiz var biliyorsunuz. Esnaflara yönelik yaptığımız COVID dönemindeki programlar var. 80 ilde geliştiricilere, uygulama geliştiricilerine yönelik girişim ekibimiz var bunlarla beraber çalışan. Ve startuplara yönelik var. Yani bayağı geniş bir 18 yıl içerisinde programlar yaptık. Bu Oyun ve Uygulama Akademisi ise son 3 yılda biz 6500 civarında mezun verdik. Beni en çok gururlandıran şey de o mezunlarımızın her 3 tanesinden biri teknoloji alanında iş buldu. Ve bu bizim için ne kadar bu gibi programların, bunu da tamamıyla dijital dönüşüm, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ve T3 Girvak Girişimcilik Vakfı ile beraber yaptık. Dolayısıyla program çok başarılı oldu. Neden bunu dönüştürüyoruz? Şimdi önümüzdeki şöyle bakarsak yapay zeka teknolojisi de toplumlara fayda olarak olabildiğince derin etkileri olabilecek
çok faydalı olabilecek bir teknolojik dönüşüm. İnternette ve mobil dönüşümde olduğu gibi bu tabii onlarca yıl alacak, burasını biliyoruz. Ama bizim yetkinlikler olarak buna hazır olmamız lazım. Başta da söylediğim gibi bizim yapay zeka stratejimiz kapsamında bu yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi en önemli önceliğimiz. Biz de burada sorumlu bir teknoloji ortağı olarak bu programın içerisine 3 ayrı alanda biz yapay zekayı entegre ettik. Birincisi uygulama geliştirme kısmına, üretken yapay zeka ile uygulama geliştirme. İkincisi veri analitiği, ileri veri analitiği. Belki biliyorsunuz son yıllarda dijital dönüşümün gittikçe kompleksitesi artıyor, sofistikasyonu artıyor ve veriyle iş yapma kültürü genişliyor. O yüzden bu çok önemli bir konu. Üçüncüsü de yapay zeka eklentili oyun uygulama geliştirme. Dolayısıyla yetkinliklerle beraber yapay zeka dönüşümlerinde de aktif olacaklarına inanıyoruz. Burada da başarı hikayesi yakalayacağımıza eminim. Yapay zekayı öğrenip yeni teknolojiler geliştirmek için elini taşın altına koyan önemli kurumlardan biri de tabii ki T3 Girişim Merkezi. Kıymetli bir misafirim var. İrem Hanım'ın anlatacaklarına kulak verelim. Akademinin paydaşları var. İrem Hanım yanımızda. T3 Vakfı. Neler söylemek isterseniz. Öncelikle sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Hatta en başta şunu sorayım. Teknofest için neler söylemek istersiniz? Muhteşem bir ortamdayız. Ya biz 2018'den beri zaten katılım sağlıyoruz. Bir fiil işin içerisindeyiz ama buradaki heyecan, atmosfer, bir de her gittiğimiz şehrin de ruhu ayrı oluyor gerçekten. Adana'da sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Bugün çok güzel bir açılış yaptık. O hızla da ilerliyoruz. Çok da mutluyuz, keyifliyiz. Siz nasıl buldunuz? Tabii bunlar da bizim için önemli. Tüylerim diken diken oluyor. Her gelişimde bambaşka bir his. Daha da kalabalık oluyoruz. Sizin ektiğiniz tohumlar şu anda yeşerdi. O nedenle ben buna şahit olduğum için ben çok mutluyum. Aslında işi siz yapıyorsunuz. Estağfurullah. Çok fazla bir şey yok. Şimdi akademinin bir paydaşısınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, 2021 senesinde Oyun ve Uygulama Akademisi olarak hayata geçen bir projeydi. Şu noktada da aslında vizyonlarımız çok örtüştü. Biz hem Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak hem Teknofest olarak teknoloji geliştiren, üreten bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Teknofest tabii ki bunu kat be kat gerçekleştirdi. Bir kere zihinlerdeki bariyeri kırdı. Şimdi de aslında gençler proje geliştirmeye başlıyorlar. Oyun ve Uygulama Akademisi'nde de keza bursiyerlere destek olduk. Eğitimlerle, proje geliştirmeleri noktasında. Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunu benim size anlatmama gerek yok. Siz çok yakından ve bunu aslında izleyicilerinize aktarıyorsunuz. Gündemde biliyorsunuz ki yapay zeka var. Nitekim bu sene Teknofest'in ana teması da yapay zeka. O nedenle yapay zekayı, burada bir talep de var. Bu alanda gençlerin yetiştirilmesi, bu alanda onların hem teknoloji firmalarının doğması, bu firmalara da nitelikli insan kaynağının şimdiden yetiştirilmesi noktasında, bu alanda gençlerin proje geliştirmesi noktasında Akademi Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi'ne dönüşmüş durumda. Bunu oldukça önemsiyoruz. Ben belki biraz da Teknofest şapkamla şuna değinebilirim. Sabah açılış seremonisinde Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar yapay zekanın önemini şöyle vurguladı. Yapay zekayı biliyorsunuz günümüzde süreçlerimizi optimize etmek, otonom süreçleri kolaylaştırmak veya sağlıkta yapay zeka, akıllı şehirler, bu buranın heyecanı hiç problem yok. Akıllı şehirler gibi, eğitimin herkes erişmesi gibi toplumsal fayda için kullanabiliyorken maalesef bugün günümüzde savaş içinde yapay zeka teknoloji kullanılabiliyor. Ama biz burada bu kadar gençle birlikte bu teknolojilerin insanın faydasına geliştirilmesini önemsiyoruz ve buna vurgu çekmeye çalışıyoruz. Burada yetişecek olan bursiyerlerimiz de inşallah ilerleyen dönemlerde bu vizyonla projelerini geliştiriyor olacaklar. Son olarak genç arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Genç arkadaşlara tabii ki de dediğim gibi ne olursa olsun geliştirdikleri teknolojiyi ya da bir taşı bir yerden alıp bir yere koyduklarında bile bunu insanlığın faydasına yapmalarını şiddetle tavsiye ederim. Bir de bazen gençler nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Teknofest bunun için çok güzel bir başlangıç noktası. Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi bunlar için çok güzel bir başlangıç noktası. Ülkemizde hem T3 Vakfı'nın hem farklı platformların gerçekten gençleri destekleyici mekanizmaları artık çok çeşitli. Mutlaka bu fırsatlardan faydalanmalarını istiyorum. Bu fırsatları keşfetmelerini istiyorum. İrem Hanım'ın anlattığı önemli bilgilerden sonra bu projenin bir diğer paydaşı da Girvak, yani Girişimcilik Vakfı. Sina Afra bu konuda önemli bilgiler verecek.
Neden diyeceksiniz? Çünkü Google Türkiye ile Girvak arasında çok uzun zamandır önemli işbirlikleri var. Acaba son işbirliğinde hangi mesajlar var? Gelin Sina Afra'yı hep beraber dinleyelim. Sina Bey, ortam çok güzel. Ortamla ilgili ne söylemek istersiniz? İnanılmaz büyük bir, büyük ve geniş bir alandayız. İnanılmaz çok insan var. Yani bir o kadar da gezecek, seyredecek, bakacak yer var, alet var. Yani ben çok etkilendim açıkçası. Ve yani burada en güzel şey de burada çok sayıda genç var. Yani bu buraya gelen gençlerin bir bölümü ilham alıp ileride yaşamlarında işte Türkiye'den Ay'a giden ilk mekikleri yaparlarsa ne mutlu bize. Gayet güzel. Akademide 3 yıl geride kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, şimdi biz oyun ve uygulama akademisi olarak başladık. Hatırlayacaksın, o zamanlar oyun şirketlerinin büyük başarılarının olduğu senelerdi. Ve Türkiye'de her sene 8-9 bin tane bilgisayar mühendisi mezun ediyoruz. Türkiye gibi ülkenin ama 30 bin tane ihtiyacı var. Ve her bilgisayar mühendisi yazılımcı olmuyor. Onun için biz bir alternatif sunarak bu akademide bir sene içinde yazılımcı eğitimi veriyoruz. Bu akademiyi bitiren arkadaşlar yazılımcı oluyor. Bir yerlerde başlayabiliyorlar. 3 senede 3500 mezun verdik. Bunların hepsi iş buldu. Hatta 3'te 2'si akademiyi bitirmeden şirketler tarafından hani tabiri caizse kapış kapış gitti. Ama artık zaman değişiyor. Şimdi artık yapay zeka ve teknoloji akademisine geçiyoruz. Onun içinde de 3 tane alt kırılım olacak. Bir tanesi yapay zeka uygulamaları, ikincisi veri bilimleri, üçüncüsü yine de oyun. Oyunu tutuyoruz içinde ve bu sene 35 bin başvuru bekliyoruz. Bu 35 bin başvurudan bir 3 bin kişi seçeceğiz. Bu 3 bin kişiden de bu 3 bölümde dereceye girenlere de sene sonunda hem Girişimcilik Vakfı'nın hem Google'ın hem diğer paydaşların sunacağı çok çok güzel stajlar vereceğiz. Herkes bu stajları merak ediyor. Stajlar konusunda biraz daha bilgi verebilir misiniz? Şöyle düşünelim. Türkiye'de yapay zeka konusunda faaliyette olan tüm şirketlerde staj olanakları açmaya çalışacağız. Ve yani hani 1-2 değil daha büyük sayılarla bu hakikaten bu akademiden çıkanları yapay zeka startupları, yapay zeka merkezleriyle biraz buluşturmak, tanıştırmak ve staj yaptırmak istiyoruz. Stajların en büyük faydası sizce ne olacak? Bence bu stajları yapan şirketler ve çocuklar birbiriyle tanıştıktan sonra o staj bir iş sözleşmesine dönecek ve yepyeni kapılar açılacak. Projenin paydaşları çok önemli bilgiler verdiler. Peki bu projeden faydalanan öğrenciler ne diyor? Sakarya Üniversitesi'nden bir misafirim var. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Meryem Berra Avşar. 2020 Google Oyun ve Uygulama Akademisi mezunlarıyım. İkinci dönem mezunlarıyım. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi yazılım mühendisi öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. Biz burada arkadaşlarımla beraber, burada tanıştığım arkadaşlarımla beraber bir aynı zamanda Green Tea isimli girişimi kurucu ortaklarından biriyim. Kısaca kendimi böyle anlatayım. İki Sakarya Üniversitesi öğrencisi evet. Olarak şu anda konuşuyoruz. Bu akademi sana neler kazandırdı? Bizimle paylaşır mısın? Aslında benim için akademi iki bölüme ayrılıyor. Teknik ve sosyal fayda anlamında. Teknik anlamda mobil uygulama geliştirmeyi çok isteyen bir öğrenciydim yazılım mühendisliği okurken. Buradaki o akademinin bana kattığı önemli şey Flutter eğitimleriyle beraber bir mobil uygulama geliştirebilmemi sağladı aslında. Ve bunda bootcamp sürecinde yine sosyal fayda kısmında da çok böyle değerli arkadaşlarla tanıştığım için onlarla beraber bir girişim yoluna dönüştü ve bu da aslında küçüklüğümden beri hayalimde kendi işimi kurmaktı. Akademinin benim için en önemli etkilerinden biri Flutter eğitimleri tabii ki çok önemli. Teknik eğitimler, proje yönetimi eğitimleri aldık. Bu bizim hem girişimde hem de sosyal hayatımda çok önemli oldu. Onun da faydası kendi üzerimde bu Gravity girişimini kurmamı sağladığı için açıkçası bu şekilde anlatabilirim akademiyi. Peki bu akademiden sonraki hayallerin neler? Şu an uygulamamızı yine dediğim gibi arkadaşlarımla çok güzel bir sinerji yakaladık burada. Aynı dili konuşmaya başladık. Şu an biz uygulamamızı daha da burada yaptığımız uygulamayı daha da ileriye taşıyarak yapay zeka destekli bir uygulama. Yine yapay zekasını daha da ileriye taşıyarak aslında bir nevi teknoloji şirketi kurmayı, bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Bu şekilde diyebilirim. Peki bizi izleyen genç arkadaşlara ne tavsiye edersin? Açıkçası korkmaması ve kendi kendimizi geliştirmeyi öğrenebilmeliyiz. Akademi de bize aslında bunu öğretmişti. Birçok eğitimlerin yanında kendimizi geliştirme fırsatları, network olanaklarıyla aslında bizim buralara gelmemizi sağlayan en önemli noktalardan biriydi. O yüzden genç arkadaşlara hem özgüvenli olmalarını hem de girişken olmalarını tavsiye ederim.
geldik videonun sonuna. Gerçekten çok önemli bir proje. Google Türkiye'nin diğer paydaşlarıyla beraber yapmış olduğu bu çalışmalarla alakalı ihtiyaç duyduğunuz bütün linkleri videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Mutlaka ziyaret edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.